basın emekçileri, yıllarca çalışarak ülkesine emek veren ancak bugün düşük emekli geliriyle yaşamaya çalışan 16 milyon üzerinde yurttaşımızın sesini duyurmak, haklı taleplerini dile getirmek ve mücadelelerine destek vermek amacıyla karşınızdayız. Derinleşen ekonomik krizin faturasını emekliye, emekçiye, işçiye, memura, ücretliye, esnafa, öğrenciye, yani topyekün vatandaşlarımıza ödetmeye niyetlenen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çözüm deyip kriz üreten siyasetine dur demek için alanlardayız. Enflasyon yükselirken eriyen maaşları görmezden gelen, milyonlarca kişiyi insanca yaşam yerine sefalet koşullarında yaşama mahkum eden iktidara bu büyük adaletsizliğe son demek istiyoruz. 5 bin liralık dul yetim aylığıyla geçinmeye çalışırken ev kirası 10 bin liraya çıkan Hülya teyzenin hakkını aramak için buradayız. Açım aç diyen emeklilerimizin isyanını dile getirmek için aranızdayız. Sefalete mahkum edilen emeklilerimizin adalet ve insanca yaşam taleplerini dile getirmek için buradayız. Arkasında borç listesi bırakarak intihar eden emekli Hasan amca için buradayız. Anımsayacaksınız, hatırlayınız. Bu yılın başında büyük bir nimetmiş gibi en düşük emekli aylığını 10.000 TL'ye tamamladılar. Miting miting dolaşıp gönlümüz emeklinin hayatını daha iyi şartlardan sürdürmesinden yanadır dediler. Dedikleri ile yaptıkları örtüşmeyince 10 bin liralık aylıkla hayata tutunmaya çalışan milyonlarca emekli için yoksulluğu bile artık lüks hale getirdiler. En düşük emekli aylığı yılın henüz ilk 4 ayında çoktan eridi. Mayıs ayı enflasyonu geldiğinde daha da eriyecek. Aylıkları günden güne buharlaşan emekliler bırakın 100 gram et almayı pazar manav tezgah bütçelerine bile yetişemez. Pazardan, manavdan alışveriş yapamaz hale geldiler. Oysa iktidar 2024 yılını emekli yılı ilan etmiş. Türkiye 100 yılının emeklileri programını hayata geçirmekle övünmüştü. Şimdi övündükleri emeklinin 100 yılına bakalım. Bizi kıskanıyor dedikleri İsviçre ve Hollanda'da ortalama maaşı 2000 avronun üzerinde. Almanya'da ise 1552 avro olan emekli aylığı, ülkemizde ise sadece 237 avro. Alman Hans emekli aylığı ile ülkemizde en iyi otellerde tatil yaparken bizim emeklimiz Hasan amca aynı otelin mutfağında bulaşık yıkamaktadır. Hasan amcamız tatil yapmak istediğinde KYK'nın ranzalı 8 kişilik odaları reval görülüyor. Çalışma Bakanı çıkıp bunu müjde olarak sunmaktan milyonlarca emekçimizin kalbini kırmaktan çekinmiyor. Değerli basın mensupları, derin bir hayat pahalılığıyla baş başa bırakılan, kaderine terk edilen emekliler bugün olağanüstü yoksulluğun pençesindeler. Gelirinin tümünü harcadıkları halde askeri gıda, enerji, barınma, sağlık, tüketim gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılamayan emekli yurttaşlarımız bu manada sosyal ölüme terk edilmiştir. Bu sebeple binlerce, on binlerce emeklimizle omuz omuza aynı talepleri dile getirmek üzerine bu hafta sonu Ankara'da toplanacağız. Emekliler lütuf değil, hakkını istiyor diyeceğiz. En düşük emekli aylığı askeri ücretle aynı seviyede olana dek mücadele edeceğiz. Emekli bayram ikramiyeleri en az askeri ücret düzeyinde olana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Emekli aylıkları arasındaki farklılıkları giderecek intibak yasasını hayata geçirdiğimiz gün kazandık diyeceğiz. Onurlu yaşam, hakça bölüşüm için tüm emeklilerimizi, yarın emeklisi olacak tüm emekçileri 26 Mayıs Pazar günü saat 14'te Ankara Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz. Teşekkür ederim.